Sayın katılımcılar, hoş geldiniz. Bu sırada bu organizasyon için öncelikle teşekkür ediyoruz. Benim adım Tolga Çelik. Biteksan Savunma firmasında radar sistemleri iş geliştirme direktörü olarak çalışıyorum. Bugün İsmail Hakkı Paşa'mızın da söylediği gibi 1978'den bu yıla neler değişti? Artık kara gözetlemede, sınır gözetlemede neler yapıyoruz? Biraz onlardan değineceğim. Bakış açım Biteksan Savunma tarafından olacak. Size kendi geliştirdiğimiz iyi çözümlerimiz hakkında bilgiler vererek artık sınır güvenliğinde nerelerdeyiz, nasıl yapıyoruz bu konular hakkında bilgi arz edeceğim. Öncelikle böyle değerli bir kalabalığı yakalamışken biz Biteksan Savunma olarak kimiz onu bir size arz etmek istiyorum. Biteksan Savunma Bilkent Üniversitesi'ne bağlı Bilkent Holding şirketlerinden biridir. Amacı son teknoloji, ileri teknolojiyi Türk savunma sanayine ve Türk güvenlik bilimlerine uygulamak üzere, teknoloji geliştirmek üzere kurulmuş bir şirket olup Bilkent Üniversitesi'ne fon yaratmak gibi bir ulvi amacımız bulunmaktadır. Bilkent Cyberpark içinde çalışıyoruz. Yaklaşık 15 metrekarelik bir yerimiz var ve cüz personelimiz bulunmakta. Şimdiye kadar 50'den fazla proje tamamladık ve bunların bedeli de 1 milyar liranın üzerinde halen de devam eden projelerimiz bulunmakta. Çalışan personelimizin yaklaşık yarısı doktoralı ve yüksek lisanslıdır. Biteksan Savunma'nın yansıda gördüğünüz üzere 6 tane farklı faaliyet alanı bulunmaktadır. Bugün sizlere hem radar sistemleri hem de çevre gözetleme sistemleri hakkında bilgi arz edeceğiz. Bunların haricinde lazer ve elektro-optik sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler ve platform simülatörleri konusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sizlere zaman içinde neler yapıldı, Türkiye neler kazandı, Biteksan Savunma nerelere geldi, hangi ürünleri var, bunlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle biz bir helikopter atış kontrol radarı yaptık. Şu anda atak helikopterlerimizi hedefliyoruz. Bunun amacı bizim atak helikopterimiz gerek yurt içinde gerek yurt dışında bir operasyona gittiğinde orada kendine tehdit oluşturabilecek hareketli unsurlar neler varsa bunları tespit edip bunların mevkilerini alarak silahına yönlendirecek veriyi üreten radar sistemleri bunlar. Şu anda atak projesine entegrasyonu için gerek TUSAŞ'la, gerek kara kuvvetlerimizle, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin diğer unsurlarıyla görüşmelerimize devam ediyoruz. Savunma sanayi başkanlığımız önlerinde. Bir başka projemiz otomatik kalkış iniş sistemi. Bu da bir radar ve transponder sistemi. Ne işe yarar? Bizim artık biliyorsunuz kendi insansız hava araçlarımız var. Kendi silahlı insansız hava araçlarımız var. Bu tip araçlarımızı GPS'in karıştırıldığı ortamlarda, yani sınır ötesi operasyonlara gönderdiğimizde sizin kendi İHA'nızı uzaklardan alıp GPS verisini kaybettiği anda ona bu datayı gönderip güvenli bir şekilde görevini icra edip ondan sonra tekrar havalimanına inmesini sağlayan bir sistem. Bu da milli olarak geliştirilmiş bir sistemimiz ve hem İHA üreticilerimizle hem de Savunma Sanayi Başkanlığı'yla bu konularda görüşmelere devam ediyoruz. Bir başka projemiz, bu bir radar, MINSAR adını verdiğimiz bir SAR radarı, yani yapay açıklık radar. Bu radar sizin görüş kabiliyetinizin olmadığı, yani insan hava aracının havadan uçarken, altında bulut varken, bulutun üzerinden görüntü alabilmenizi sağlayan bir radar. Ama radar görüntüsü alıyorsunuz burada, SAR radarı olduğu için. Yani yerde ne tip bir değişiklikler var, burada ne tip bir yapılaşma olmuş, buradan istenilmeyen bir hareket olmuş mu, olmamış mı? Bunları görebileceğimiz bir radar sistemi. Burada bahsettiğim her 3 radar sistemini de biz devlet destekli olarak, ARGE projesi olarak geliştirdik ve ülkeye kazandırdık. Şu anda da milli platformlarımızın içine girmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu zirvenin asıl konusu olan radarımız ise Retina radarları. Retina radarları bizim çevre gözetleme radarı ailesini yansıtmakta. Biteksan Savunma olarak öz kaynaklarımızda geliştirdiğimiz bir radar ailesi.
buradan size biraz bahsedeceğim. Farklı farklı radar birimlerimiz var. Bunların genel amacı sınır ve kritik tesis güvenliğinde kullanılacak şekilde geliştirilmiş üstün teknoloji içeren radarlar. Baktığınızda radarlarımızın ortak özelliği milimetre dalga radar boyunda çalışması. Yani bu şu demek, çok detaylı veri üretebilen bir radarlar. Artık komutanımızın bahsettiği gibi radar operatörünün sesi dinlemesine gerek yok. Biz radarlarımızı çok daha kolay, görsel, eğitimi az olan askerimizin bile kullanabileceği seviyede geliştirmiş durumdayız. Ve bir diğer ortak özelliği de bütün radarlarımız yerli ve milli radarlar. Eskiden baktığımızda sınır gözetlemesinde dürbünler vardı. Sonra kameralar geldi. Sonra radarlar geldi. İşte bunları kullanacak operatörlerin kabiliyetine göre radarların kabiliyeti artıyordu. Duyduğu sesi tam anlıyor mu, anlamıyor mu? Şimdi artık bu radar sistemleri çok daha görsel, çok daha kullanımı kolay, radarcı olmayan birinin bile bir saatlik bir eğitim sonrası kullanabileceği radarlar haline geldi. Burada gördüğünüz gibi sınır gözetlemede sol üstte gördüğünüz ekran radar ekranı. Siz haritanızı, sınırı, haritasını bilgisayarınıza yükleyebiliyorsunuz, radarın bilgisayarını yükleyebiliyorsunuz. Burada gözetlediğiniz alanda bir hareket olduğunda, bir tehdit algılandığında radar size orada bir nokta yapıyor ve hedefi belli ediyor. Kırmızı noktaları, yeşil noktaları görüyorsunuz. Bu noktalar hedefi tarif ediyor. Ve gidip mouse'unuzla o noktaların üzerine tıkladığınızda da birazdan Aselsan'ın arkadaşımızın da arz edeceği termal kameralar bu izlerin üzerine dönüyor ve siz artık hedefin ne olduğuna dair teşhis bilgisi elde edebiliyorsunuz. Ve bunların hepsini portatif, iki kişinin taşıyabileceği, birer sırt çantası taşıyabileceği bir radarla yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda sizin her zaman görsel temasınız olmayabiliyor. Yani termal kamera, gündüz kamera sizin hedefi teşhis etmenize bazen yardımcı olamıyor. Çünkü sis oluyor. Görüş altı kapalı oluyor. Bu durumlarda da sağ altta görmüş olduğunuz radar ekranını açabiliyorsunuz. Burada da hedefin insan mı, hayvan mı, araç mı, ne olduğuna dair size radar bilgileri sağlıyor. İlk olarak size anlatacağım Retinar radar ailesinin ilk üyesi Retinar PTR. Şu anda kara kuvvetlerimiz tarafından çok ciddi bir şekilde kullanılmakta. Güneydoğu'daki sınırlarımızda, ileri üslerimizde sözleşmeli er seviyesindeki askerler bölük komutanı, tabur komutanı komutanlarımıza kadar birçok seviyede operatör tarafından kullanılmakta. Ortak özelliği şu, bu radar çok hafif bir radar. Sadece radarın ağırlığı 17 kilodan daha az. İstediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Şu anda tehdidi bir bölgede hissediyor olabilirsiniz ama yarın tehdidin önceliği değişebilir. Başka bir yere taşıyabiliyorsunuz. Radarın özelliği askeri standartlarda olması, yani çok soğuk iklimde de, sıcak iklimde de çalışabiliyor. Ve bizim bu radarlar kullanılırken askerlerimize tek sans olma olarak desteğimiz sürekli devam ediyor. Her radar operatörünün kendi cep telefonunda ve tek sans savunma personelinden en az 3 tanesinin cep telefonu var. Gece, gündüz, hafta sonu hiç fark etmez. Arkadaşların herhangi bir sıkışıklığı olması durumunda bizleri ararlar ve biz onların sorunlarını çözer, tekrar sınırların güvende olmasını sağlamaya çalışırız. Burada size birkaç böyle bir yaptığımız testlerle hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. Mesela burada görmüş olduğunuz kişiler sol tarafta farklı farklı menzillerde yürüyen, sürülen, hedef küçülterek yaklaşan, sabit durup kolunu bacağını hareket ettiren insanlar. Ve bunların menzilleri işte 1 kilometre ile 4 kilometre arasında değişen menzillerde farklı testler yaptık. Bu testler sonucunda neler elde ettik? Size onları da arz etmek istiyorum. Mesela solda görmüş olduğunuz yürüyen hedef arazi üzerinde radar ekranında sağ üstteki gibi bir kırmızı karenin içindeki gibi bir nokta olarak beliriyor. Ve siz radarın taramasını durdurup bu noktanın ne olduğunu odaklanırsanız onun insan olduğunu anlıyorsunuz.
Ama daha fazla görsel destek alayım, ben bunu teşhis için kullanayım derseniz, bu izin üzerine tıkladığınızda size o izin insan olduğunu kamerayla gösterebiliyoruz. Kamerayı o yana döndürüyoruz ve kameradan teşhisi yapabiliyorsunuz. Bizim Retina Radar ailesinin bir diğer ürünü Retina PTRX radarı. Bu radarımız da sabit kullanımlar için daha çok kritik tesislerin, karakolların, sınır birliklerinin korunması için geliştirilen bir radarımız. Menzili biraz daha fazla. Diğerinde 4 kilometreden insan alıyoruz. Burada artık 6 kilometreden insan alıyoruz. Ve burada artık drone'u da görmeye başlıyoruz. Halihazırda bu radarlarımız bizim PTR firması tarafından ihalesi alınan Antalya Havalimanı Güvenliği projesinde kullanıldı. Antalya Havalimanı'nda kullanılıyor. Ve yurt dışında da Avrupa'da bir ülkenin başkentinde bu radarlar havalimanı koruma amaçlı kullanılmaktadır. Biz Retina ailesinden aldığımız tecrübeleri sürekli ileri götürüyoruz. Önce PTR'yi geliştirdik, daha sonra PTR-X'i yaptık. Birazdan bahsedeceğim Retina Opus'u yaptık. Şimdi artık biz gözümüzü biraz daha havalara kaldırdık ve burada drone arıyoruz. Yani tehdit artık sadece karadan gelmiyor. Havadan gelen tehditler de var. Bu tehditlere karşı neler yapabiliriz? Onun üzerine çalıştık. Ve savunma sanayi başkanlığı ile imzaladığımız bir sözleşme kapsamında Retina Far AD isimli radarımızı geliştiriyoruz. Bu radarın bakış açısı anlık da 40 derece. Yani 40 derece yukarıya kadar bakabiliyorsunuz. Ve menzili 9 kilometreye kadar uzanıyor. Tespit etmeye çalıştığımız hedefin büyüklüğüne göre bu menzil gittikçe yakına geliyor. Ancak 9 kilometreye kadar kendi menzili uzanmakta. Bu da drone tespiti için kullandığımız bir başka radar ailesi üyemiz. Burada da örneklerini görüyorsunuz. En üstte gördüğünüz ekran drone denemelerinden alınmış bir ekran görüntüsü, fotoğraf. Burada farklı farklı drone tiplerini kullandık. Gerek dönel kanat, gerek sabit kanat, gerek mini UAV, gerekse de büyük UAV. Bunların hepsini kullandık ve neler yapabiliyoruz, radarımızın kabiliyetleri neler, neleri geliştirebiliriz, bunların üzerine çok çalıştık. Ve şu anda da incelediğimiz kadarıyla dünya ile gerçekten yarışır bir radar sistemi ortaya koyuyoruz. Sol altta görmüş olduğunuz ekran, kırmızı bölgeler ve mavi bölgeler görüyorsunuz orada. Kırmızı bölgeler düşman bölgeler demek, mavi bölgeler dost bölgeler demek. İstediğiniz kadar bu bölgelerden tanımlayabiliyorsunuz. Araziye radarınızı koyuyorsunuz ve kendi birliğim benim şu bölgelerde diyorsunuz, haritanın üzerine işliyorsunuz. Burada gelecek bir hareket benim için önemli değil çünkü dost mu soruyorsunuz ama öbür tarafta başka kırmızı bölge işaretliyorsunuz ya da bölgeler işaretliyorsunuz. Buradan gelecek herhangi bir tespitte beni uyar diyorsunuz. Sizin sürekli radar ekranına bakmanız, radarı artık dinlemeniz de gerekiyor. Böyle bir uyarı geldiğinde size sesli uyarı veriyor ve o zaman dönüyorsunuz. Döndüğünüzde bunun teşhisi için farklı şeyler yapıyorsunuz. Ortada gördüğünüz ekran hedef analiz ve arazi görülebilirlik ekranı. Radar öncelikle bir araziye kurduğunuzda, radar ben doğru yerde miyim, değil miyim, benim önümde engeller var mı, nereye geçersem daha iyi olur, bunun analizini yaparak size bir öngörü sunuyor. Ve ona göre siz radarınızın uygun yerini belirliyorsunuz ve orada sabitliyorsunuz. Ondan sonra güvenli bölgeler yani çalışıyorsunuz. Bir başka ekranımız hedef analiz ekranı. Hedef analiz ekranı da sizin nokta olarak arazi üzerinde, dedim ya haritanın üzerinde nokta belirtir radar. Bu noktaların ne olduğuna dair teşhis alabilmek için de hedef analiz ekranını kullanıyorsunuz. Mesela sağ altta görmüş olduğunuz hedef analiz ekranında burada gördüğüm nesnenin dört kanatlı, dört pervaneli bir drone olduğunu söylüyor bize. Bu bizim için artık kütüphanelerimizde olan bir veri ve bunlar geliştikçe biz bunları silahlı kuvvetlerimizin kullanımına çok daha efektif bir şekilde kullanmak için sunacağız. Retina radarları tespiti yapıyor. Teşhisi yapabilmesi için görsel destek gerekiyor dedik. Bu görsel destekler için de farklı farklı kamera sistemlerine entegre edebiliyoruz. İhtiyaca göre gece kameraları, termal kameralar, gündüz kameralar
ve farklı mevzilerde kameraları belirliyoruz ve bunlar tek bir yapı üzerinde çalışıyorlar. 360 derece tarama yaparken radar, altta kamerayla istediğiniz yöne bakabiliyorsunuz ve hedefi gördüğünüz anda da kameranın oraya yönlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani radarla kameranın tam entegre çalıştığı bir sistemi de retina robotuna geliştirmiş durumdayız. Bizim bu konularda elde ettiğimiz tecrübeyi bir başka seriye çıkarttığımız ürünümüz Kapan isimli drone savar sistemimiz. Bu drone savar sistemi sadece radardan oluşmamakta. Radar sistemin gözü, yani havada bir tehdit var mı, nereden geliyor, menzili ne, bu drone nerelerde olabilir, bunları retinarla alıyorsunuz, retina far AD ile alıyorsunuz. Daha sonra bahsettiğim gibi kamerayla teşhisi yapıyorsunuz ve engellemeniz gerekirse RF jammer sistemleri entegre ediliyor sisteme. Yani siz drone tehditinin üzerine radar ekranından tıkladığınız anda jammer drone'a doğru dönüp drone'un karıştırmaya başlıyor. Böylece drone'un gelmesini engellemeye çalışıyor. Her zaman drone'lar radyo frekansı kullanmıyorlar. Bazı drone'lar artık radyo frekansı kullanmadan da geliyor. Bu durumda da fiziki imha yapmamız gerekiyor. Fiziki imha içinde farklı farklı silah alternatiflerimiz bulunmakta. Lazer silahları, top silahları gibi silahlar bulunmakta. Bunların da entegrasyon üzerine çalışmalarımızı yerli birçok firmamızla devam ediyoruz. Ben sunumu burada özetliyorum. Özetlerken şunu söylemek istiyorum. Biz Meteksan Savunma olarak Retina isimli bir radar ailesi geliştirmiş durumdayız. Bunu taşınabilir en küçük radarımızdan, kameralarla donatılmış, jammer'larla, silahlarla beraber çalışan kapan sistemimize kadar birçok farklı boyutta ele alıyoruz ve bu konularda göreve devam ediyoruz. Kendi ülkemizin, kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı farklı ihtiyaçları gidermek üzere de radar çalışmalarına devam ediyoruz. Bunlardan birisi de orman içi gözetimleri. Biz şu an ona da çalışıyoruz. Bu konular hakkında da sizlere daha farklı bilgiler arz etmek üzere İstanbul'umuza sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.